Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es geçmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dün ilk paylaşımı yapmıştık. Şimdi ise Osmanlı tarihinden birkaç tane soru çözeceğiz. Paylaşımdan sonra inkılap tarihi ile ilgili sorular da sizleri bekliyor olacak. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şimdi ilk sorumuz Osmanlı kuruluş döneminden. Bakalım yukarıdakilerden hangileri 1. Mehmet'e ait özellikler arasında gösterilebilir? Çelebi Mehmet değil mi? İlk öncele baktığımızda devleti dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'nden çıkaran kişi biliyorsunuz ki 1. Mehmet'ti değil mi? Fetret Devri'nde bozulan siyasi ve toplumsal düzeni yeniden sağlamıştır. Onun hakkında bilgi verdim az önce. Siyasi ve dini nitelikli Şehvedrettin isyanını bastırmıştır. Doğru. Şimdi ekstra bilgi vereceğim sizlere değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım bakın bunları karıştırmayın. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak'tır. Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Şeyh Bedrettin'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan ilk dini nitelikli isyan Şeyh Said'dir. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak. Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Şeyh Bedrettin. Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan ilk dini nitelikli isyan Şeyh Said'dir. Anlaştık mı? Karıştırmayalım. Baba İshak Türkiye Selçuklu tarihinde çıkmıştı. Diğer sorumuz şöyle yakınlaştıralım. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir katkısı yoktur? Şimdi inşallah Memlük Devleti'nin yıkılması deyip geçmemişsinizdir. Çünkü cevabımız o değil. Kıbrıs'ın fethedilmesi Doğu Akdeniz için büyük bir hakimiyet değil mi? Preveze Deniz Savaşı Akdeniz Türk Körü haline geldi artık. Barbaros Hayrettin. Memlük Devleti'nin yıkılması. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne alakası var? Sevgili arkadaşlarım Memlük Devleti yıkıldıktan sonra Venedikliler Kıbrıs için ödediği vergiyi yani Memlüklere ödediği vergiyi kime ödeyecekti? Osmanlı'ya ödeyecekti artık. Güç yine bahtı bırakalım. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı Derya yapılmasının. Doğru değerli arkadaşlarım. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı Derya olduktan sonra biliyorsunuz ki Cezayir savaş yapılmadan Osmanlı topraklarına katıldı. Daha sonraki süreçlere baktığımızda ise Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Haçlı Birliği bozguna uğratıldı. Ancak yine Bahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı'da donanma yani Osmanlı'nın donanması yine Bahtı Deniz Savaşı'nda yakıldığı için hakimiyetin güçlenmesiyle alakalı bir durumdan söz edemeyiz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Memlük Devleti'ni anladık değil mi? Venedik Kıbrıs için Memlüklere ödeyeceği vergiyi kime ödeyecekti? Osmanlı'ya. Vergi az bir şey değil yani. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? A şıkkına baktığımızda Akkuyunlularla Otlukbeyli Savaşı'nın yapılması. Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul'u fetheden kişi. İstanbul'u fetheden komutan. Otlukbeyli Savaşı Akkuyunlulara karşı gerçekleşti ve savaş kazanıldı. Uzun Hasan yenildi değil mi? Doğu Anadolu'daki hakimiyet daha da güçlendi. Maaş Meydan Savaşı bırakalım. Otranto'ya sefer düzenlenmesi Fatih'in son seferi Otranto'dur. İtalya değerli arkadaşlarım. Kırım'ın Osmanlı egemenliğini alması Karadeniz Türk Körü haline geldi artık. Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek fethedildi. Artık Balkanlarda da ilerleyiş devam ediyordu. Cevabımız B şıkkıdır. Maaş Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman dönemine tekabül etmektedir. Biliyorsunuz ki Kanuni Savaşı 2 saatte bitirmiştir. Ve Macaristan hakimiyet altına alınmıştır. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde halkın sosyal, sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Tımar, vakıf, iltizam, müsaade, devşirme. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin bel kemiğidir. Tımar sisteminde sipahiler devlet için asker yetiştirirdi değerli arkadaşlarım. Bununla birlikte asayiş ve güvenliği sağlarlardı. Vergileri toplarlardı. Yani merkezi otorite her yere yayılırdı. Tımar sistemini unutmayın. Bizden bunu istemiyor. Halkın sosyal, sağlık, eğitim ve kültür diyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız vakıf. İltizam, toprakların belli bir süre karşılığında kişilere bırakılmasıdır. İltizam sistemi peşin para usulü olarak da adlandırılmıştır. Çünkü hazinenin ihtiyacını karşılıyorlar. Bu sistem yaygınlaştıktan sonra tımar sistemi bozulmuştur zaten. Eleyelim. Müsaadele Fatih Sultan Mehmet Han tarafından getirilen sistemdir. Bu sisteme göre güçlü aileler Fatih'e karşı çıkamazdı. Yani özel mülkiyeti burada engelliyor Fatih Sultan Mehmet. Devşirme sistemi Osmanlı'nın uygulamış olduğu önemli sistemlerden biridir. Buradaki amaç gayrimüslim tebaadan faydalanmadır.
O yüzden cevabımız vakıf sistemi olacaktır. Yeniçeri örneğini verebiliriz de şimdi. Diğer sorumuz şöyle yapalım. Sorumuz şöyle. Osmanlı bilim ve kültür hayatının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir katkı bulunduğu söylenemez. Farabi, Akşemseddin, Katip Çelebi, Taküyüdü Mehmet, Ali Kuşçu. Cevabımız Farabi olacaktır. Farabi muallim sani olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Yani ikinci öğretmen olarak bilinir. Osmanlı'da etkinlik gösteren bilim insanı değildir. Akşemseddin mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın akıl hocasıdır. Katip Çelebi Osmanlı tarihinde yaşamış önemli bir insan. Önemli bir kişi. Değil mi? Taküyüdün Mehmet. Taküyüdün Mehmet ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey 3. Murat döneminde İstanbul'da rasathane açmasıdır. Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a getirilen dönemin matematik ve astronomi bilginidir. Cevabımız Farabi olacaktır. Muallim Sani. Geldik diğer sorumuza. Uzun bir soru biraz. Kaç bilgi verilmiş? 1, 2, 3, 4. Değil mi? Diyor ki, Ruslar yukarıdaki kazanımları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonucunda elde etmişlerdir? Rusya tarihinde ilk defa Karadeniz'e çıktı ve İstanbul dahil bütün Karadeniz sahilleri Rus donanmasının saldırılarına açık hale geldi. Rusya Osmanlı himayesindeki Ortodoks halkların koruyuculuğunu alarak sürekli Osmanlı Devleti'nin işlerine müdahale etme fırsatı elde etti. Rusya daha önce İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonların aynısını elde etti. Böylece sıcak denizleri açılma politikasında büyük bir ilerleme kaydetti. Rusya İstanbul'da daimi elçilik bulundurma ve istediği şehirlerde konsolosluk açma hakkı elde etti. Siz cevabı şuradan çıkarabilirdiniz değerli arkadaşlarım. Ruslar kapitülasyonlardan faydalandı veyahut Ortodoksların koruculuğunu üstlendi veyahut Karadeniz sahilleri. Yani çıkarabilirsiniz cevabı. İstanbul Antlaşması'yla Ruslar Azak Kalesi'ni aldı ve İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde ettiler. Ancak Prut Antlaşması'yla Baltacı Mehmet Azak Kalesi'ni geri aldı değerli arkadaşlarım. Ve elçi bulundurma hakkını Ruslar kaybetti. Küçük kaynağıcayı bırakalım. Yaş Antlaşması'yla Kırım tamamen Ruslarındır. Edirne Antlaşması'yla Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan olmuştur. Yunanlılar Edirne Antlaşması'yla bağımsız olduğu cevabımız Küçük Kaynarca Antlaşması olacaktır. Kırım'ın bağımsız olmasıyla alakalı bir şey olmadığı için sizi düşünmeye çalışmışlar. Cevabımız C şıkkıdır. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yakınlaştırmamız lazım. Şöyle. Biraz daha mı? Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde eski ve yeni kurumlar işyerlerini bir arada yürütmüştür. Mesela bizden ne istemiş değerli arkadaşlarım? Şunu istemiş. Mahkemelerin yanında yani şer'i mahkemelerin yanında konsolosluk mahkemelerinin açılması gibi. Medreselerin yanında batı tarzı okulların açılması gibi. Bu çatışmaya sebep oluyor muydu? Oluyordu. Peki hangi döneme tekabül ediyor? Hangi dönem? Tabii ki cevabımız Tanzimat dönemi olacaktır. Kuruluş, duraklama, yükselmede böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Anlaştık mı? Meşrutiyette de devam etti. Ama soru bizden ne istiyor? Başlamıştır diyor değil mi? Cevabımız Tanzimat. Tanzimat dönemini bilmemiz lazım. 1839 yılında başladı. 1876 yılında sona erdi. Tanzimat döneminin en önemli iki padişahı 1. Sultan Abdülmecid 2. Sultan Abdülaziz'dir. 5. Murat da var ama 3 aylık bir süreyle kaldı. Onu biliyoruz değil mi? 3 aylık bir süreyle kaldığı için başa hemen 2. Abdülhamit'i getirdiler ve 2. Abdülhamit meşrutiyet dönemini başlattı. Tanzimat döneminde oldukça ama oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Mesela ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval bu dönemde çıkarıldı. Darül Muallimin, Darül Muallimat erkek öğretmen ve kız öğretmen okulu bu dönemde açıldı. Darüşşafaka bu dönemde açıldı değerli arkadaşlarım. Yani Tanzimat dönemini bilmemiz lazım. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı bunlar hepsi Tanzimat döneminde. Geldik diğer sorumuza. Balkan savaşlarının sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Balkan devletleri arasında ortak bir savunma paktı kurulmuştur. Doğru mu? Tabii ki değil. Birazdan geleceğim. Osmanlı Devleti'nin Ege'denizdeki denizindeki üstünlüğü sona erdi. Kime kaptırdı? Yunanistan'a kaptırdı. Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçleri yaşandı. Osmanlı Balkanlarda azınlık konumuna düştü değerli arkadaşlarım. Batı Trakya ve Makedonya kaybedildi. Balkan savaşları sonucunda özellikle Makedonya. Balkan Türkleri azınlık statüsüne düşmüştür. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar arasında ortak bir savunma paktı kurulmadı mı? Öncesinde bunlar birleşti. Soru bizden ne istiyor? Sonuçları istiyor. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda ne oldu?
Balkan devletleri birbirleriyle çatıştılar değil mi? Ortak bir savunma paktı 1934 yılına tekabül ediyor. Biz buna Balkan Antantı diyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında gerçekleşen paktır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Sorularımız bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda sizlerle inkılap tarihini çözeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.